Evet sevgili matematik canavarları, eşitsizliklerle ilgili ikinci dersimize hoş geldiniz. Herkesin işlem hatası yapabildiği bir konuyu farklı örneklerle çalışıp güzelce pekiştireceğiz. Evet arkadaşlar, bir soru çözdükçe sizler de hızlandığınızı hissedeceksiniz. Evet, hazırsanız kalem ve defteriniz yanınızda ise haydi başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk örneğimize baktığımız zaman bize rasyonel şekilde bir eşitsizlik vermiş ve bu eşitsizliğin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye bize sorulmuş. Şimdi biz ilk önce ne yapıyorduk hatırlarsanız? Burada pay ve paydanın kritik noktalarını yani sıfır yapan değerlerini buluyorduk. O zaman yukarıdaki ifademizi sıfır eşitliyoruz ve buradan köklerini bulmaya çalışıyoruz. Sıfır yapan değerleri bulmaya çalışalım. Nasıl ayırırız çarpanlarına? Şöyle x yaparız. Buradaki eksi 2 olduğu için 2'ye 1 ayırmalıyız. Ortaya da uyması için artıya eksi diye düşünebiliriz. Şimdi bakın çarptığımız zaman burası eksi 2 olacaktır. Topladığımız zaman da artı 1 diye x'in katsayısını veriyor. Yani doğru yazmışız. O zaman ifademizi düşündüğümüz zaman biz bu ifademizi x artı 2 çarpı x eksi 1 şeklinde düşünebiliriz. Her bir çarpanımızı sıfıra eşitlediğimiz zaman bir kökümüzü eksi 2, bir kökümüzü de 1 diye buluruz. Bunları pay kısmından bulduk ve birer tane bulduğumuz için bunlar tek katlı köktür. Evet arkadaşlar, şimdi aynı şekilde biz paydamızı da inceleyelim. Paydamıza baktığımız zaman x kare eksi 3x eksi 4 demiş. Paydayı sıfır yapan değerleri bulalım. Çarpanlarını ayırıyoruz. X. Buradaki 4 dediğimiz ifadeyi de 4'e 1 diye düşünebiliriz. Ortaya uyması için burayı eksi, burayı artı almamız lazım. Çarptığımızda eksi 4'ü veriyor. Topladığımızda eksi 3 diye ortadaki katsayıyı veriyor. O zaman biz bunları karşılıklı yazdığımız zaman paydanın da çarpanlara ayrılmış hali buymuş arkadaşlar. Şimdi her birini sıfıra eşitlediğimiz zaman 4 ve eksi 1 buluyoruz. Bu bulduklarımız da paydadan geliyor. Bunlara göre şimdi tablomuzu artık oluşturabiliriz. Evet, bir sayı doğrusu çiziyorduk hatırlarsanız. Sayı doğrumuzu çizdik. Şimdi bu köklerimizi baktığımız zaman küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Baktığımızda en küçük olan eksi 2 gözükmekte. O zaman şuradan eksi 2 olsun burası. Sonra bakıyorum eksi 1 görüyorum. Evet, sonra baktığımızda 1 ve 4'ü görüyoruz. Evet, 1 ve 4. Şimdi bunları çizerken biz pay kısmından gelenleri tek çizgide çiziyorduk. Bakın eksi 2 pay kısmından gelmişti. Tek çizgide çizdim. Eksi 1 dediğimiz ifade paydadan gelmişti. Çift çizgiyle çiziyoruz. Ayrımı yapabilmek için. Çünkü paydadan gelenleri hiçbir zaman çözüm kümemize dahil etmiyorduk. 1 dediğimiz ifade pay kısmından gelmiş. O yüzden tek çizgi çiziyoruz. Evet, 4 dediğimizde paydadan gelmiş. Çift çizgiyle gösteriyoruz. Şimdi biz bunlara baktığımız zaman bu ifadelerimiz tek katlı mı çift katlı mı onlara bakalım. Baktığımız zaman hepsinden de birer tane bulmuşuz. Birer tane bulduğumuz için hepsi tek katlıdır. Tek sıfır konulacaktır. Şimdi bu sıfırları koyduk. İçleri boş mu dolu mu ona bakalım. Evet, bakın burada dahil işareti görüyoruz. Dahil işareti varsa o zaman pay kısmından gelenlerin içi dolu olurdu. Pay kısmından gelenler kimdi? Eksi 2 içi dolu olacakmış. Ve 1 değeri içi dolu olacakmış. Ama burası bakın dahil işareti olsa dahi paydadan gelenlerin içini boş bırakıyorduk. Çünkü onları hiçbir zaman çözüm kümemize koymayacağız. Çünkü tanımsız yapan ifadeler onlar. Evet arkadaşlar, son ifadeye doğru geçerken biz artık ne yapacaktık? Sağ taraftan başlayacağımız işareti belirleyeceğiz. Bunu nasıl yapıyorduk? O zaman geliyorduk pay ve paydaya bakıyorduk. Pay kısmında en büyük dereceli olan x kare. X karenin işaretine bakıyorsunuz ve x karenin işareti burada artı. O zaman yukarının işaretine artı diye düşünüyoruz. Aşağıya baktığımız zaman da yine en büyük olan x karedir. Onun işareti artı olduğu için yine artı diye düşündüm. Artıyı artıya bölersek de artı olacaktır. Yani sağ taraftan artıyla başlıyormuşuz. Bizim bu köklerimiz tek katlı kök olduğu için sürekli işaret değişimi olacaktır. Artı olduğu için eksi olacak. Burada yine işaret değiştirdik. Artı oldu. Buradan yine eksi olarak geçti. Buradan geçerken yine artıya dönmüş oldu. Şimdi işaretlerimizi de bulduk. Peki biz nereye arıyoruz? Aradığımız yer neresidir? Onu belirlemeye çalışalım. Baktığımız zaman o zaman şu bizim aradığımız ifademizi işaretliyoruz. Bakın yeşille bu şu eşitsizliğimizin ne kısmında? Sivri kısmında mı, geniş kısmında mı ona bakıyoruz. Baktığınız zaman sivri kısmında olduğu için biz küçükleri arıyormuşuz. Peki neyden küçükleri arıyoruz? Sıfırdan küçükleri. Sıfırdan küçük demek, eksi demek, negatif demek. Biz negatifleri arıyormuşuz.
O zaman negatiflerin olduğu yerleri işaretliyoruz. Demek ki çözüm kümemiz bu iki ifade, bu aralıkları yazmalıyız. Şu aralığı yazmak istediğimizde eksi 2, eksi 1 aralığımız. Eksi 2 dediğimiz ifadeye bakarsak içi dolu yani köşeli parantez. Burada baktığımızda eksi 1 içi boş yani açık parantez olacaktır. Bu aralığa baktığımız zaman da 1, 4 aralığı olduğunu görüyoruz. 1 dediğimizin içi dolu olduğu için köşeli parantezdir. 4'ün içi boş olduğu için açık parantezdir. Biz bu iki ifadeyi, bu iki bölgeyi birlikte anlatabilmek için birleşim işareti koymalıyız. Evet, çözüm kümemiz arkadaşlar buymuş. Şimdi şıklardan bakalım. Eksi 2'ye eksi 1, 1'e 4. Evet, C şıkkı gözüküyor. Cevabımız C şıkkıymış. Evet arkadaşlar, ikinci örneğimize baktığımız zaman güzel bir soruyla karşı karşıyayız. Çünkü baktığımız zaman bu sorumuzda sayı yerine harfleri koymuş. Bunun üzerinden düşünmek birazcık daha soyut kaçtığı için karşımıza fazlasıyla getirebiliyorlar. Evet, şimdi yine biz aynı şekilde yaklaşacağız aslında. İlk çarpanımıza baktığımız zaman x eksi a ifadesini sıfıra eşitliyoruz. Yani yine biz kritik noktalarımızı bulmaya çalışıyoruz. Karşıya attığımız zaman biz buradan x'in a olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde ikinci çarpanımıza bakarsak orada da bize x kare eksi b kare ifadesini sıfır diye vermiş. Eksi b kareyi karşıya atarsak artı b kare olacaktır. Karekök aldığımız zaman bu sefer hem artı b hem de eksi b demeliyiz. Çünkü derecemiz burada baktığımız zaman 2 çift sayı. O yüzden iki durumu da söylemiş olduk. Şimdi bu bulduğumuz kökleri düşünerek biz hemen tablomuza geçebiliriz. Tablomuzu şöyle bir sayı doğrusu şeklinde çizdiğimiz zaman burada önemli olan sıralamayı yapmaktır. Genelde orada birazcık sıkıntı yaşanabiliyor. Beraber değerlendirelim bakın arkadaşlar. Bunlardan hangileri daha küçük, hangileri daha büyük? Şimdi burada bize bir sıralama vermiş zaten. Sıfırdan büyükmüş. Bizim B ve A dediklerimiz sıfırdan büyükmüş. O zaman eksi B dediğimiz ifade bir kere negatiftir. Negatif olduğu için diğerlerinden daha küçüktür. O zaman onu sol tarafa doğru yazıyoruz. Diğer ikisini B ve A'yı düşündüğümüz zaman zaten A daha büyükmüş. En sağda olmalıymış. Önce B'yi yazacağız o zaman bu tarafta. En sağ tarafa da A'yı yazmalıymışız. Bu köklerimizi düşündüğümüz zaman burada payda diye bir olay olmadığı için direkt biz bunları tek çizgiyle göstermemiz lazım. Evet. Bunlardan da biz birer tane bulduğumuz için ifadelerde birer tane sıfır işareti koyuyoruz. Evet. Peki bu sıfır işaretlerimizi düşündüğümüz zaman bunların içi dolu mu olacak, boş mu olacak? Şuraya göre değerlendiriyorduk. Bakın burada dahillik işareti görmediğimiz için bunların içleri boş olacaktır. Yani çözüm kümemizde bu noktaları almayacağız. Şimdi biz şöyle devam edecektik. Sağ taraftan işaretimizi belirleyecektik. Sağ taraftaki işareti belirlerken buradaki çarpanlara bakıyoruz. Buradaki çarpanlarımızdan x'i düşündüğümüz zaman x'in işareti artıdır. O yüzden bu çarpanımız artıdır. Burada baktığımız zaman büyük olan da x kare olduğu için x kare pozitif olduğundan buranın işareti de artıdır. Çarpma durumunda olduğu için artı ile artıyı çarparız. Artı ile artıyı çarpınca da sağ taraftan artı ile başlayacağımızı bulmuş olduk. Şimdi bu köklerimize baktığımız zaman bu köklerimiz tek katlı köktü. O zaman her kök geçişinde işaret değişimi olacaktır. Artıysa eksi olacak. Eksi ise buradan geçerken artı. Yine buradan geçerken eksiye dönüşecektir. Şimdi biz baktığımız zaman bölgedeki işaretlerimizi de bulmuş olduk. En son yorumumuza geldiğimiz zaman biz neyi arıyorduk? Ona bakıyorduk. Evet, o zaman şuradan işaretleyelim bakın. Bu ifademiz eşitsizliğe göre bakın sivri kısımda olduğu için biz yine küçükleri arıyormuşuz. Küçükleri arıyorsak neyden küçükleri arıyoruz? Sıfırdan küçükleri arıyoruz. Sıfırdan küçük demek negatif demektir. Eksi demektir. Biz eksi olanları arıyormuşuz. Bakın buraya arıyoruz. Bir de bu parçayı arıyormuşuz. O zaman bunları göstermek istersek şurası eksi sonsuzdur. Eksi sonsuz eksi b aralığı. Evet. Burada baktığımız zaman sonsuzlar açık parantezli. Eksi b dediğimizde açık parantezmiş çünkü içi boş. Aynı şekilde burayı düşündüğümüz zaman b virgül a yazacağız. Ve burada baktığımız zaman b'nin de a'nın da içi boş. Yani bunlar açık parantez olmalıymış. Bu iki bölgede bizim çözüm kümemiz olduğu için birlikte düşünmemiz gerektiğinden dolayı araya birleşim işareti koyuyoruz. Çözüm kümemiz bu şekildeymiş. Baktığımız zaman bunun aynısı nerede var bakıyoruz. A şıkkındaymış cevabımız. Evet arkadaşlar, farklı örnekler çözerek konumuzu pekiştirmeye devam ediyoruz. Şimdiki örneğimize baktığımız zaman rasyonel görüntüde bize bir eşitsizlik vermiş ve bu eşitsizliği sağlayan kaç tane x değeri vardır diye sormuş.
Evet, biz ne yapıyorduk ilk önce? Kritik noktaları buluyorduk. Yani pay kısmını sıfıra eşitleyeceğiz ve oradan varsa kritik noktalarımızı bulacağız. İfademizi sıfıra eşitlediğimiz zaman buradaki eksi 2 üzeri 4 ifadesini karşıya atarsak 2 üzeri x kare eksi 3x ifadesi 2 üzeri 4'e eşittir. Buradan yorumladığımız zaman, baktığımız zaman bu üstü ifadelerde tabanlar aynı. O zaman kuvvetlerimiz de aynı olmalıdır. Yani o zaman kuvvetleri eşitleyelim. X kare eksi 3x eşittir 4. 4'ü sol tarafa aldığımızda artık bu ifademizi çarpanlara ayırabiliriz. X x yaparız. 4 dediğimiz ifadeyi de 4'e 1 diye düşünürüz. Ortaya uyması için de eksi 4'e artı 1 almalıyız. Çünkü bakın çarptığımızda eksi 4, topladığımızda eksi 3'ü veriyor. O zaman biz bunları yan yana düşündüğümüz zaman x eksi 4 ve x artı 1 çarpanlarını düşünmeliymişiz. Bunların her birini sıfıra eşitlersek birinden 4 buluruz. Diğerinden de baktığımız zaman eksi 1 sayısını buluruz. Demek ki yukarıdan 2 tane kritik nokta bulabiliyoruz. Şimdi aşağıya bakalım. Benzer şekilde oradan bize bir kök gelecek mi? 3 üzeri x artı 2 artı 3 ifadesi eşittir 0 demiş. O zaman şunu karşıya atıyoruz. 3 üzeri x artı 2 ifadesi eksi 3 geldi. Şimdi düşündüğümüz zaman 3'ün kuvvetlerine bakarsanız hep 3, 9, 27, 81 ya da 1 bölü 3, 1 bölü 9 ama hiçbir zaman eksi 3 olmaz. Yani bu ifade gerçekleşmeyeceği için biz buradan x değeri bulamayız. X değeri yok. Yani paydamızı düşündüğümüz zaman paydamız hiçbir zaman sıfır olmuyormuş. O zaman biz elimizdeki köklerle, kritik noktalarla tablomuzu oluşturabiliriz. Şöyle bir hemen sayı doğrumuzu oluşturalım. Buradaki köklerimiz nelerdi onlara bakalım. Köklerimizi de yukarıdan bulmuştuk. Eksi 1 ve 4'tü. Evet onları işaretlersek eksi 1 ve 4. Bunları yukarıdan bulduğumuz için tek çizgi kullanmalıyız. Ve bunlardan birer tane bulduğumuz için birer tane sıfır işareti koyuyoruz. Peki bu sıfır işaretlerimizin içi dolu mu olacak, boş mu olacak? Hemen geliyoruz buraya. Baktık, dahillik işaretini gördük. O zaman bunların içi dolu olacakmış. Evet, devam ediyoruz. Tabii bunların içini doldurdum ama birazdan şu ifadeye de dikkat edeceğiz. X doğal sayı demiş. Onu da dikkate alarak cevaplayacağız. Şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar, evet, bu sağ taraftan başlayacağımız işareti belirleyelim. Yukarıdan baktığımız zaman x'liler nerede? Burada bakın. O zaman oradaki ifadenin katsayısı artıdır. O yüzden yukarısına artı diye düşünüyoruz. Aşağıya baktığımız zaman aşağıda da yine x'li ifadeyi düşündüğümüz zaman onun işareti de artı gözükmekte. O yüzden artıyı artıya bölersek artı buluruz. Demek ki sağ taraftan artıyla başlayacakmışız. Bunlar tek katlı köktü. O zaman tek katlı kökse işaret değişimi olurdu. Artıysa eksi olacaktır. Yine buradan geçerken işaret değişimi oldu. Şimdi biz bunlardan hangisini arıyoruz? Ona bir bakalım. Hemen şöyle bir işaretleyelim arkadaşlar. Bakın bizim aradığımız yer şurası. Bunu arıyoruz. Peki bu ifade eşitsizlik işaretine göre ne tarafta? Bakın sivri kısımda. Sivri kısımdaysa biz küçükleri arıyormuşuz. Neyden küçükleri? Sıfırdan küçükleri. Sıfırdan küçükler negatif olanlardır. Onlar negatifse o zaman biz buradan hemen işaretleyebiliriz bakın. Şu parçayı arıyormuşuz. Eksileri arıyoruz. Ama baktığımız zaman şurada düşündüğümüzde normalde eksi bir bizim kümemize dahil gibi gözükse de biz şurayı unutmamalıyız. Doğal sayıları istemiş. Bu arada sonsuz tane değer olsa da onların içerisinden doğal sayıları istediği için yazalım. Doğal sayılar kaçtan başlardı? Sıfırdan başlardı. Sıfır, bir, iki, üç. Nereye kadar gideceğiz? En son dörde kadar gideceğiz. Sınırımız dörtmüş. Dördü alıyoruz çünkü burada dahillik var. Buraya neden almadığımızı söyledim. Çünkü eksi bir bizim doğal sayı değildir. Evet, bize ne sormuştu? Kaç tane x değeri vardır diye sormuş. O zaman sayarsak 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane değer varmış. Cevabımız D şıkkıymış. Evet arkadaşlar, dördüncü örneğimize baktığımız zaman rasyonel görüntüdeki eşitsizliğimizin çözüm kümesi nedir diye bize sormuş. Evet, biz ilk önce yine kritik noktalarımızı bulmaya çalışalım. Pay kısmını sıfıra eşitleyelim. 3 üzeri x eksi 2 üzeri x eşittir 0 dersek bu ifademizi karşıya attığımız zaman 3 üzeri x eşittir 2 üzeri x. Yani 3'ün kuvvetleri 2'nin kuvvetlerine eşit olmuş. Bu ne zaman olurdu? Sadece x'in 0 olduğu durumda olurdu. Evet, demek ki buradaki kritik noktamız 0 değeriymiş. 3 üzeri 0 ve 2 üzeri 0 birbirine eşit olur. Başka bir değerde birbirlerine eşit olmazlar. O zaman
Bir de paydadan bulmaya çalışalım. Kritik noktamız varsa. 4 üzeri x'i 0 eşitledim. Bir bunu düşüneceğiz. Bir de x eksi 5 eşittir 0 dedim. Buradan baktığımız zaman 4 üzeri x dediğimiz ifade hiçbir zaman 0 olmaz arkadaşlar. O yüzden buradan kök gelmez. Buradan kök yok diyorum. Buradan kök gelmiyormuş. Ama şuradan baktığımız zaman eksi 5'i karşı atarsak eksi 5 buluruz. Demek ki bizim ifademizi düşündüğümüzde burada pay kısmından 0'ı paydadan da 5 diye kritik noktayı belirlemiş olduk. Şimdi bunların ışığında biz tablomuzu yaparsak sayı doğrumuzu çiziyoruz. Bu sayı doğrumuz üzerinde bu kritik noktalarımız 0 ve 5 olduğu için önce 0'ı gösterdim. Sonra 5'i gösterdim. Pay kısmından gelen kimdi? 0. Onu tek çizgiyle gösteriyoruz. Paydadan gelen kimdi? 5'ti. Onu çift çizgiyle çiziyorduk. Çünkü kümemize hiçbir zaman bunu dahil etmeyecektik. Ve bunlar birer tane olduğu için şöyle birer tane 0 işareti koyduk. Bunlara baktığımız zaman içleri dolu mu olacak, boş mu olacak? O zaman geliyoruz buradaki işaretimize bakıyoruz. Burada dahillik işareti gördüğümüz için pay kısmından gelenin içi dolu olacaktır. Pay kısmından 0 geldiği için 0'ın içi dolu olacakmış. Kümemize dahil edeceğiz. Ama bu 5 dediğimiz ifade bizim paydadan geldiği için içi kesinlikle boş olmalıdır. Dahillik işareti olsa dahi. Evet, şimdi ne yapacağız? Baktığımız zaman işareti belirlemeliyiz. Sağ taraftan hangi işaretle başlayacağız? Onu değerlendirelim. Baktığımız zaman yukarıdaki ifademize 3 üzeri x, 2 üzeri x. Burada 3 üzeri x daha büyük olduğu için onun katsayısına bakmalıyız. Artıdır. O yüzden yukarısı artı ile başlar. Aşağıya baktığımız zaman 4 üzeri x artıdır. X eksi 5'teki x'i düşünürsek o da artıdır. Bu işlemimizi yaparsak da artı ile artıyı çarparsam payda artı olur. Artıyı da artıya bölersek yine sonucumuzu artı buluruz. Demek ki sağ taraftan artı ile başlıyoruz. Bizim bulduklarımız birer tane olduğu için bunlar tek katlı köklü. Tek katlı kök olduğu için işaret değişimi olacaktır. Artı ise burada eksi olacak. Buradan geçerken tekrar artıya dönüşecektir. Evet arkadaşlar şöyle bir düşünelim. Peki biz nereye arıyoruz? Bizim aradığımız ifade nedir? Onu belirleyelim. Şimdi şuradan işaretliyorum bakın. Bu ifademiz bizim eşitsizliğimizin sivri kısmında yani küçük tarafta. Küçük tarafta olduğu için biz neyden küçük diye bakacağız? Sıfırdan küçüklere bakacakmışız. O zaman sıfırdan küçükler negatif demektir. Yani eksiyle gösterilir. O zaman cevabımız burasıymış. Bu parçayı ifade etmek istediğimiz zaman 0-5 aralığıdır. Sıfıra baktığımızda dahildir. Köşeli parantez. Diğer tarafta içi boş olduğu için açık parantezdir. Bu ifademiz dediğimiz çözüm kümesine şıklardan baktığımız zaman bunu C şıkkında görmekteyiz. Cevabımız C'ymiş. Evet arkadaşlar son örneğimize baktığımız zaman eşitsizliğin çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi bu eşitsizliğimize baktığımız zaman biz hep sıfırda görüyorduk bir tarafında. Ama bakın burada sağ tarafta gördüğümüz ifade 1. O zaman yine bu tarafı sıfırlayabilmek için ilk önce bu 1'i biz ne yapıyoruz? Sol tarafa atıyoruz. Yani eşitsizlik çözümlerinde mutlaka bir tarafı öncelikle sıfır hale getiriyoruz. Daha kolay düşünebilmek için. Şimdi ifademizi biraz düzenleyelim. X eksi 2 bölü x artı 4 eksi 1 büyüktür sıfır görüntüsüne dönüşecektir. Buradaki ifademizi düzenlemek istediğimiz zaman biz burada şu ifadeleri çarpacağız ve yukarıdaki pay kısmını ekleyeceğiz. Yani yukarıda baktığınız zaman zaten siz x eksi 2 görüyorsunuz. Bunun yanına şunu yazacağız. Eksi 1 ile x artı 4'ü çarparsak eksi x eksi 4 görüntüsü oluşacaktır. Paydaya baktığımız zaman da x artı 4 görmekteyiz. Bu ifademiz sıfırdan büyük. Şimdi buradan devam ettiğimiz zaman önce burada gidenleri gönderelim. Baktığımız zaman artı x ve eksi x birbirine götürecektir. Tekrardan düzenli olarak yazdığımızda bizim eşitsizliğimiz eksi 2 eksi 4 eksi 6 bölü x artı 4 büyüktür sıfır haline gelecektir. Şimdi artık biz kritik noktalarımızı bulabiliriz. Kritik noktalarımızı düşündüğümüz zaman pay kısmında bir x ifadesi olmadığı için oradan x'i 0 yapan, burayı 0 yapan değer bulamayız. Her zaman eksi 6'ymış. Ama paydaya baktığımız zaman paydamızı 0'a eşitleyebiliriz. Evet burada karşıya gönderdiğimiz zaman x'in eksi 4 olduğunu görüyoruz. Yani paydamızı 0 yapan değer varmış. Bu bir kritik noktaymış. O zaman biz bunun ışığında tablomuzu yapalım. Tek bir tane kritik nokta bulduk. Şimdi onu buradaki sayı doğrumuzda gösterelim. Eksi 4.
Evet, eksi 4 dediğimiz ifadeyi şöyle işaretliyorum. Burası eksi 4 olsun. Ve paydadan geldiği için ne yapıyorduk biz hatırlarsanız? Çift çizgiyle gösteriyoruz. Şimdi buradaki ifademizde bir tane eksi 4 bulduğumuz için şöyle bir tane 0 koyuyoruz. Ve içi boş olacaktır. Çünkü baktığımız zaman bu paydadan geliyor. Biz şimdi sola doğru yaklaşırken ne yapıyorduk? İlk önce sağ taraftan nasıl, hangi işaretle başlayacağımıza bakıyorduk. Onu belirleyelim. Şu son haline göre yapmalıyız. Yani bir tarafının sıfır olduğu duruma göre düşünmeliyiz. En başa göre yapmamalıyız. Bu haline baktığımız zaman yukarıda sadece sayı olduğu için ona bakacağız. İşareti eksidir. Yukarının işaretinin eksi olduğunu görüyoruz. Alt tarafa baktığımız zaman orada x var. O zaman x'e bakmalıyız. X'in işareti de artıdır. O zaman eksiyi artıya böldüğümüz zaman eksi bulacağız. Yani sağ taraftan eksiyle başlıyormuşuz. Evet, bu tek katlı kök olduğu için ne yapacaktık biz? İşaret değişimi yapacaktık. Eksi ise bu tarafta artıymış. Peki biz nereye arıyoruz? Onu belirleyelim. Artıyı mı arıyoruz, eksiyi mi arıyoruz? O zaman aradığımız ifade şuraya bir baktığımız zaman bu eşitsizliğin neresinde? Bakın eşitsizlik işareti burada. Ve bu bizimkisi geniş tarafta. Geniş tarafta olduğu için biz büyükleri arıyormuşuz. Neyden büyükler? Sıfırdan büyükler. Sıfırdan büyükler de artı demektir. Demek ki artı olan yeri arıyormuşuz. O zaman burayı işaretledik. Aradığımız ifade burasıymış. Çözüm kümesini düşündüğümüz zaman da şurası eksi sonsuz olduğu için eksi sonsuz virgül eksi 4 diyebiliriz. Eksi sonsuz her zaman açık parantezdi. Eksi 4 dediğimizde paydadan geldiği için o da açık parantezdir. Çözüm kümemizi bulmuş olduk. Baktığımız zaman bu ifademiz B şıkkında varmış. Evet arkadaşlar, eşitsizlik sorularına gözleriniz aşina olmaya başladı. Hız kesmeden soruları çözmeye devam etmelisiniz. Bu konuda hem hızlı hem de işlem hatası yapmayan bir uzman olmak için 300 soru hedefini aklınızdan çıkarmayın arkadaşlar. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup bu eğitim çemberinin genişlemesine katkıda bulunabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.